Belediyecilerimiz, Trakya Belediyeler Birliği'miz tarafından gerçekleştirilen ve belediyelerimize çok önemli katkı sağlayacağını ümit ettiğimiz Avrupa Birliği Proje Hazırlama Kampı ve Dış İlişkiler Çalıştayımıza hepiniz hoş geldiniz. Trakya Belediyeler Birliği'miz tarafından Türkiye'nin en önemli kentlerinden biri olan Çorlu'muzda gerçekleştireceğimiz ve iki gün dolu dolu geçecek olan Avrupa Birliği Proje Kampı ve Dış İlişkiler Çalıştayımızın az önce de ifade ettiğim gibi bölgemiz adına çok önemli olduğunu düşünüyoruz. Bizler birlik olarak, birlik başkanımız Sayın Kadir Albayrak'ın önderliğinde geleneksellikle yoğrulmuş yeni nesil belediyecilik anlayışıyla ve bilimin ışığında belediyelerimizin ve belediyecilerimizin gelişimine yönelik olarak çalışmalarımıza durmaksızın devam ediyoruz. Bugün burada aslında aylar öncesinden icra etmeyi planladığımız fakat pandemi koşulları sebebiyle maalesef ertelenen bu organizasyonumuzu Trakya'nın dört bir yanından gelen belediyecilerimizin katkılarıyla ve bugün burada onların teveccühleriyle gerçekleştiriyor olmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Özellikle içerisinde bulunduğumuz bu dönemde Avrupa Birliği ve benzeri fonları elde ederek yerel yönetimlerimizin hizmet kalitesini arttırmanın, alternatif kaynaklar yaratmanın son derece önemli olduğunu bilincindeyiz. Bu bağlamda belediyelerimizin proje yönetimi anlamında kapasitelerini arttırmak ve projelerde rehberlik edebilmek adına yine Birlik Başkanımız Sayın Kadir Albayrak'ın destekleriyle yerel yönetimden proje ofisimizi oluşturmuş bulunmaktayız. Ve yerel yönetimler proje destek ofisimizdeki çalışma arkadaşlarımız şu anda üye belediyelerimize bizzat ziyaretler gerçekleştirmekteler. Tahmin ediyorum üye belediyelerimizin yarısına proje destek ofisindeki arkadaşlarımız bizzat ziyaretler gerçekleştirdi. Ziyaret gerçekleştiremediğimiz diğer belediyelerimize de en kısa sürede birebir olarak temas ediyor olacağız. Bugün gerçekleştirdiğimiz organizasyonumuz, bölgemiz ve yerel yönetimlerimiz adına oldukça önemlidir. Ve bu çapta bölgede gerçekleştirilen ilk organizasyon olma özelliğini taşımaktadır. Bu organizasyon vesilesiyle aslında çok çok önemli bir sürecin de tohumları atılmaktadır. Bu önemli organizasyonumuzla Avrupa Birliği fonlarından etkin biçimde yararlanılması amacıyla çalışmalar yürütülmesi, yerel yönetimlerle ilgili Avrupa Birliği müktesebatının uygulanmasına rehberlik edilmesi, Avrupa Birliği sürecinde hibe konusunda doğru bilgilendirmenin geniş kitlelere ulaştırılmasının sağlanması, projesi kabul edilen yerel yönetimlerimize yaygınlaştırma faaliyetleri konusunda destek verilmesi hedeflenmektedir. Ayrıca üye belediyelerimize de kendi projecilerini yetiştirme fırsatı sunulmaktadır. Sizleri oldukça önemsiyoruz, sizleri çok önemsiyoruz. Bu aslında proje çalışmaları kapsamında icra edilecek tek organizasyon olmayacak. Proje eğitim ve geliştirme organizasyonlarımıza yüksek kalitede eğitimler ve organizasyonlarla devam ediyor olacağız. Tabii bu organizasyonlarımızı gerçekleştirirken aslında yerel yönetimlerimizin ve bölgemizin kalkınması adına sizlerin kişisel gelişimlerine de çok önemli katkılar sağlıyor olacağız. Ve bu ekibi dönemsel olarak istişare toplantılarıyla bir araya getireceğiz. Bu vesileyle de siz projeci arkadaşlarımızın da birbirleriyle tanışmasına, gelişmesine ve belediyelerimizin kolektif bir şekilde aksiyon alabilmelerine vesile olmaya hedefliyoruz. Tabii bu sürecin en önemli ayaklarından biri malumunuz dış ilişkiler. Bu süreçte belediyelerin yerel diplomasi stratejileri ve kardeş şehir ilişkileri geliştirmeleri de son derece önem arz etmektedir. Bugünkü organizasyonumuzun bir bölümünde de dış ilişkiler çalıştığı oluşturmaktadır. Proje hazırlama kampımızın da dış ilişkiler çalıştayımızın da daha kapsamlı ve geliştirilmiş versiyonlarında ayrı ayrı zamanlarda icra edeceğimizin de bilgisini buradan sizlere vermek istiyorum.
Bugün çok kıymetli konuklarımız var. Bölgemiz adına çok önemli bir isim olan kıymetli rektör yardımcımız, Namık Kemal Üniversitesi Teknopark Genel Müdürümüz Sayın Bülent Eker hocamız aramızda. Bunun yanı sıra tabii bölgemizin en başarılı belediye başkanlarımızdan biri olan Çorum Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Sarıkurt aramızda. Ve yine bu organizasyonun gerçekleşmesinde gerçekten çok büyük emeği olan ve ne zaman ihtiyacımız olsa bölgemiz adına taşın altına elini koyan Türkiye Belediyeler Birliği Proje ve Finans Müdürümüz Sayın Cemal Baş hocamız aramızda. Çok kıymetli uzmanlarımız aramızda. Ve gerçekten belediyeleri tarafından, kendi belediyeleri tarafından özel olarak seçilmiş çok kıymetli belediyecilerimiz aramızda. Ve tabii bize tüm bu imkanları sunan ve ortaya koyduğu vizyonla Trakya'ya büyük bir heyecanla hizmet arzusunda olan Birlik Başkanımız Sayın Kadir Albayrak'a da bu arada huzurlarınızda bir kez daha teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca organizasyona tabii çok büyük emek koyan başta Avrupa Birliği Proje Destek Ofisimizin personelleri olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum. Sözlerimi noktalarken de hep birlikte daha güçlü belediyecilik diliyorum. Organizasyonumuzun bölgemize hayırlı olmasını diliyorum. Hepinize saygılar sunuyorum.